Şimdi arkadaşlar tekrardan merhaba. Şimdi bir noktanın bir noktaya göre simetri olan nokta. Şimdi bundan önceki kısımda ben düzlem bir bayağı bir şey anlattım. Onlara bir tekrar bir göz atalım. Şimdi bize bir düzlem verildi. Düzlem dışında bir nokta verildi. Bu noktanın düzlem üzerindeki dik yüz düşüm noktasını bulmayı gördük. Bir noktanın bir düzleme dik yüz düşümü. Geçen hafta bir noktanın bir doğruya dik yüz düşümünü görmüştük. Tabi bunun için yöntemler verdik. Şöyle bir teorem verdik. İşte bir A noktasının bir düzleme dik yüz düşümünün, yani dikme ayaklarının koordinatları demek aslında A noktasının düzleme dik yüz düşümü demek. Bu noktanın koordinatını bulmayı şöyle bir teoremle ifade ettik. Sonra bununla alakalı örnekler verdik. Bir doğrunun bir düzleme dik yüz düşümünü bulduk. Yani doğru düzleme nasıl dik yüz düşürülür bunu öğrendik. Bununla ilgili örnekler verdik. Zaten nokta bunlar hepsi var. Şimdi bir noktanın bir noktaya göre simetri olan nokta. Şimdi zaten bazı kavramları siz liseden biliyorsunuzdur. Ama yine de biz artık R üzerindeyiz. Yani en boyutlu uzaydayız. En boyutlu uzayda olduğumuz için bunları tekrardan görmemiz gerekiyor. Daha iyi kavrayabilmek için. Normalde siz lisede R karede çalışıyorsunuz. Yani düzlemde çalışıyorsunuz. Ama R sadece R kare yok işte. Yani düzlem, ondan sonra uzay, değil mi? R küp, R üzeri 4, R üzeri en boyutlu uzay. Yani bu şekilde buradaki tüm kavramları görmek gerekiyor. Şimdi bir noktanın bir noktaya göre simetri, bir noktanın bir noktaya göre simetri olan nokta. Tabii biz bunu hani şöyle, mesela sen düzlem üzerinde bir noktanın bir noktaya göre simetriğini ne yapıyorsun? İşte ona, değil mi? Şu uzunluklar aynı olacak şekilde bu iki noktanın orta noktası. Aynı mantık burada da geçerli. R üzeri en uzayında bir A noktasının verilen bir P noktasına göre simetriği denilince, yani bu A noktasının P'ye göre simetriği denilince, AP A üssü doğrusal olmak üzere, yani şu 3 nokta doğrusal olmak üzere AP P A üssü. Şimdi şöyle bir sileyim. Olacak şekilde, yani P noktasına göre A'nın simetriği aslında P'ye eşit uzaklıkta olan ve üçü de doğrusal olacak şekilde bir A üssü noktasıdır. Yani AP uzunluğu PA üssü uzunluğuna eşit olacak ve doğrusal olacaklar. Mesela doğrusal olmasa nasıl olur? A üssü burada olsaydı olamazdı ki. Nasıl olacak? Bunu bakın. Şöyle. Böyle bir simetriklik olmaz yani. Tamam. Yani 3'ü 3 nokta doğrusal olmak zorunda. A ve P noktası verilince A üssü noktasının koordinatlarını bulabiliriz. A, R üzerinde çalıştığımız için x1, x2, xn ve P de p1, p2, pn olmak üzere AP eşittir PA üssü. Vektörel eşitliği bir de P noktasını verir. Şimdi arkadaşlar bu ifadeyi şöyle yazabilir miyim? P eksi A eşittir A üssü eksi P. P'leri bir tarafa toplayayım. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa atarsam 2 tane P eşittir A artı A üssüden, buradan P noktası aslında A artı A üssü bölü 2 ile bulunur. İşte bu bize P noktasının neyi veriyor? P noktasının orta nokta olduğunu gösteren, değil mi? Bir ifade. Buradan da A noktasını, A üssü noktasını bulabiliriz. Demek ki P noktası A ile A üssünün toplamının yarısıdır. Buradan A noktasının koordinatlarını bulabiliriz. Mesela bakalım şimdi. Bize düzlemde A 1,2 noktasını 3,4 noktasına göre simetri olan noktanın koordinatlarını bulunuz demiş. Şimdi simetri olan nokta A üssü olsun. A diyelim, şuraya P diyelim, A üssü diyelim. A üssü olsun. Yani x virgül y olsun.
A artı A üssü bölü 2 ne olacak? P olacak. Buradan A dediğim 1 virgül 2, A üssü dediğim X virgül Y bölü 2'den 3 virgül 4'e eşitlersen X ve Y'yi ne yaparsın bulursun. Şu ifadeyi şöyle de düzenleyebiliriz. X artı 1 virgül Y artı 2 bölü 2 eşittir 3 virgül 4'ten. Buradan ifadeyi şöyle düzenlersek x artı 1 bölü 2 eşittir 3, y artı 2 bölü 2 eşittir 4'ten x'i 5, y'yi de 6 buluruz. Demek ki şu aslında A noktasını P noktasına göre simetri olan noktaymış. R üzeri 4'te de aynı durum geçerli. Yani 4 boyutlu uzayda da aynı durum geçerlidir. Hiç fark etmiyor. Sizin simetri olacak noktanız X, Y, Z, W olsun. A, P eşittir P, A üstten. Buradan da X'i 1, Y'yi 3, Z'yi 4, W'yu 6 bulunur. Buradan da simetri olan nokta A üstü noktası 1, 3, 4, 6 noktasıdır. Tabii o noktanın noktaya göre simetriydi. Onu bulmak kolay. Yani noktanın noktaya göre simetriğinde orta nokta oluyor. O simetri yani A noktasının P noktasına göre simetri olan nokta P noktası P orta nokta olacak şekilde bir A'ya karşılık bir A üssü noktası buluyoruz. O noktanın noktaya göre simetriği. Şimdi bir noktanın bir doğruya göre simetri olan noktayı nasıl bulacağız? Şimdi bakın bir A noktamız var. Bir doğrumuz var, bir D doğrumuz var. Ve bu D'ye simetri olacak A üssü noktası. Şimdi mantıken düşündüğümüzde bir kere A ile A üssünün orta noktası olan bu H noktası bu doğru üzerinde ve doğru denklemini sağlayacak. Bu H noktasını nasıl bulursun? A ile A üssünün toplamının yarısıyla bulursun. Şimdi A ile A üssünün bize bir vektör belirtir. Bu doğrunun doğrultu vektörüne değil mi? Bunu ne ile göster? Bunu u ile gösterelim. Ne olur? Dik olur. Şimdi R üzeri en uzayında verilen bir D doğrusunun doğrultu vektörü u olsun. Şurayı daha böyle şey yapalım. En baştan başlayıp çizelim. Şimdi bakın bu doğrunun doğrultusunu gösteren vektör. Biz bunun çok önemli olduğunu söyledik. Çünkü doğrultu vektörü verildiğinde o doğruyu ne yaparsın? Doğrunun denklemini, her şeyini bulabilirsin. Onun için bizim için önemli olan doğrunun doğrultusunu gösteren doğrultu vektörüdür. Doğrultu vektörü U, A noktasının D doğrusuna göre simetri olan noktada A üssü olsun. Bakın bu A noktasının D doğrusuna simetri, yani eşit uzunlukta olacak şekilde. Doğru üzerindeki bir noktaya eşit uzunlukta olacak şekilde noktasına A üssü olsun. Doğruya göre simetrinin sağlanabilmesi için A üssü vektörü doğrunun doğrultusuna dik olmalı. Bakın şu doğrunun doğrultusu yani U'ya dik olmalı. Şimdi ne küçük ne ile göstermişiz A üssü vektörünü? Bakın şu A üssü vektörü. A ile A üssünü birleştirdiğinde oluşan vektör ne? Ne olacak? N bir kere U'ya dik olacak. Yani bunun anlamı U ile N'nin iç çarpımının sıfır olması. Ne demiştik? Aralarındaki açı 90 derece ise Öklid iç çarpım nedir? Sıfırdır. Birincisi bu olacak. İkincisi de H noktasını A ile A üssünün toplamının yarısıyla ne yapabilirsin? Bulabilirsin. Eşitlikleri kullanılarak elde edilen denklemlerin çözümü bize A üssü noktasını verir. Bu yöntemin yanında izdüşüm vektörü kullanılarak da simetri bulunabilir. Evet. Tabi biliyorsunuz düzlemde doğrunun eğimi iç çarpım kullanmak yerine D doğrusunun eğimiyle A üssü doğrusunun eğiminin çarpımı eksi 1 olması gerektiği kullanılabilir. Şimdi bakın öğretmenlik alan bilgisi testinde 2013 yılında sorulan bir soru. Diyor ki bu noktanın bu doğruya göre simetri olan noktanın koordinatlarını bulunuz. Şimdi arkadaşlar bunun en güzel yolu yani bu zaten bu iki yöntemi incelemek. Yani bu iki yöntemi ne yapmak? Anlamak. Ama bundan daha güzel
Yani burada önemli olan nokta bu soruyu yorumlamak. Yani sen soruyu yorumlamazsan bu iş olmaz. Bakın şimdi A noktamız ne bizim? A noktamız 1, 2, 3. Peki. Bizim doğrumuz ne? X, Y, Z. X, Y, Z doğrusu. Peki bunun doğrultu vektörü nedir arkadaşım? 1, 1, 1'dir. Doğru mudur? X, Y, Z doğrultu vektörü 1, 1, 1'dir. Şimdi bana şöyle bir doğru vermiş. Yani bu doğruyu x eşit y eşit z ile göstermiş. Bana şurada da bir a vektörü ver, a noktası vermiş 1, 2, 3. Şimdi a noktasına dik olan a noktasının simetri olan nokta şu önümüzden bir çekilsin şöyle bir a üssü diyeyim, şu h noktası diyeyim. Şimdi geliyorum. Simetri olan noktanın koordinatlarını bulunuz. Şimdi ben normalde bu A üssünü hani ABC diye alabilirim. Doğru mu? ABC diye alabilirim. Yani o noktayı bilmiyorum. Yani ben bu noktayı bulmaya çalışıyorum. Şimdi A ile A üssünü birleştir. Doğrunun doğrultu vektörü neydi? 1, 1, 1. 1, 1. 1. Şimdi A üssü, A üssü eşittir. Yani A üssünü bulalım. A üssü A eksi 1, B eksi 2, C eksi 3. Peki bu neye dikti? U'ya dikti. Yani şuna ne diyelim? Ne? N'miz neye dikti? U'ya dikti. Eşit 0. Bu durumda A eksi 1, B eksi 2, C eksi 3 ile 1, 1, 1'in iç çarpımı 0'a eşit. Yani aslında A eksi 1 artı B eksi 2 artı C eksi 3 değil mi? Bunları çarpıyoruz, topluyoruz. Eşittir 0. Buradan da A artı B artı C eşittir 6 bulundu. A, B, C 6 bulundu. Peki H noktası bu doğru üzerinde bir nokta. Şimdi buna lambda desek yani H noktasının koordinatları lambda alabiliriz. Ama ben şunu biliyorum. H noktası A üssü bölü A üssü bölü 2 idi. Yani her noktası aslında neymiş koordinatları? A artı 1 bölü 2, B artı 2 bölü 2, C artı C artı 3 bölü 2. Bu her noktası. H'yi de biz zaten lambda almıştık. Peki ben buradan A artı 1 bölü 2 eşittir lambda. B artı 2 bölü 2 eşittir lambda. C artı 3 bölü 2 eşittir lambda dersem A eşittir 2 lambda. Şöyle bir sileyim arkadaşlar. A eşittir 2 lambda eksi 1. B eşittir 2 lambda eksi 2. C eşittir 2 lambda eksi 3 oldu. Ben A, B, C'yi de 6 bulmuştum. Bunların hepsini toplarsam, 6'ya eşitlersem o zaman 6 lambda eksi 6 eşittir 6'dan. 6 lambda eşittir 12'den. Lambda eşit 2. Lambda 2 çıktı. Ben A, B, C'yi bulmak istiyorum. A neydi? 2 lambda eksi 1'den 3. 2 lambda eksi 2'den 2. C ne çıktı? 1 çıktı. O zaman A üssünün koordinatları aslında 3, 2, 1'miş. Yani A, 1, 2, 3 noktasının D doğrusuna simetri olan nokta 3, 1, 3, 2, 1'miş. Bakalım şimdi. Evet. Ne bulmuşuz? Aynısını bulmuş. Yani burada önemli olan şu şekli bir çizmek. Şu şekli bir çizmek arkadaşlar.
bu şekli çizdikten sonra artık geriye kalan bu işlemler hepsi, mesela bu birinci yaptığımız işlem, şurası bizim ikinci yaptığımız işlem, şurası da üçüncü yaptığımız işlem. Bu 1, 2, 3 işlemi sadece artık normal yaptığımız bir işlem oluyor yani. Onun için şu resmi çizip yorumlamak gerekiyor. Bakın, doğru üzerine bir H noktası aldık. Aslında bu noktanın bu H'ye göre simetriği olmuş olduğu, öyle de düşünebilirsin. Zaten verilenlerin hepsini güzel bir şekilde bu görsel olarak ifade ettikten sonra geriye kalan artık işlemi yapmak. Bakın, benzer şekilde şimdi bu az önce verilen uzaydaydı. Bu ise düzlemde 1,2 noktasının y eşittir 3x eksi 2 doğrusuna göre simetri olan noktanın koordinatları. Aynı mantıkla bu çözülebilir. Tabii burada artık bize bir nokta verilmiş, bir doğru verilmiş, simetri olan nokta. Nokta bu. A, 1, 1, 1. X. X. X eksi 1 bölü 2. Y eşittir z dedik. Yani buna göre simetri olan noktanın koordinatlarını buluruz. Şimdi geldik. Bunu başka bir yoldan bulabilir miyiz? Ona bakalım. Şimdi şöyle bir teoremimiz var. Herhangi bir A noktasının doğrultusu U olan ve P noktasından geçen bir doğruya göre simetri olan noktanın koordinatları şu şekilde bir formülle de bulunabiliyor. Dikkat ederseniz az önce yaptığımız, yani birinci yol bizim aslında normal yol dediğimiz bir yoldur. Ama bu ikinci yol ise vektörleri kullanarak elde ettiğimiz bir ifadedir. Yani burada ispat yapıyoruz. Bakın şimdi. A noktası bize bir doğru verildi. A üssü noktası. Bir de bu doğru üzerinde, şimdi bu simetri olan A'nın hani dik iz düşümü olan nokta H noktası ve bir doğru üzerinde bir P noktası verildi. Vektörlerde toplama işlemine göre PA üssü vektörü aslında PH ile HA üssünün toplamıdır. Yani PH ile HA üssü de AA üssünün neyidir? Yarısıdır. Şeklinde ifade edebiliriz. Peki PH vektörü şu vektör PA vektörünün, şimdi normalde bu doğrunun bir doğrultu U vektörü var. PA'nın şunu U vektörü üzerine dik iz düşümü olduğunda aslında PH eşittir. PH U ile iç çarpımı bölü U ile U'nun iç çarpımı çarpı U'dan PH böyle bu şekilde bulunuyor. Şimdi devam edelim. Şimdi ben burada şu ifadeyi şimdi şurada PH'yi biliyorum. PA üssünü biliyorum. PA üssünü biliyorum. PH'yi buldum işte. Şunu getireceğim. Burada yerine yazacağım. Artı 1 bölü 2 AA üssü. Şimdi bu ifadeyi düzenlersek bakın şimdi PA üssü eşittir PH artı 1 bölü 2 AA üssü dedik. Şu ifade A üssü eksi P'dir. A üssü eksi P'dir. PH'yi zaten bulmuştuk. Getirdik. Yerine yazdık. 1 bölü 2 zaten var. AA üssü de A eksi A üssüydü. A üssü eksi A'ydı. Getirip bunu yazdım. İfadeyi düzenlersek. Şimdi bu P noktasını aldık. Ne yaptık? Buraya attık. Bu 2'yi 2'den kurtulmak için her tarafı 2 ile çarptık. Yani A üssü eşittir. A üssü eşittir. 2 tane. Şimdi normalde burada da A üssü var. Değil mi? Burada da A üssü var.
Şimdi normalde bu usulleri bir tarafa toplayıp da ifadeyi düzenleyebilirsin. Ya da 2 ile çarparsan, 2 ile çarpak, şimdi şu ifadeyi 2 ile çarpalım. 2 tane a üssü. Eksi 2p eşittir. 2 tane. Şuraya ph diyeyim. Hiç orayı yazmayayım uzun uzun. Artı a üssü eksi a oldu. A üssünü bu tarafa atayım. P'yi de bu tarafa atayım. O zaman şurası a üssü eşittir. 2ph artı 2p eksi a oldu. Yani a üssü dediğim nokta 2 tane pa u bölü u çarpı u artı 2p eksi a oldu. Noktanın bir nokta yani. A üssü noktasını biz bu şekilde ne yaptık? Bulduk. Yani bu şekilde de bulunabilir. Burada tabi bilinmeyen ne var? Şimdi A noktası zaten simetri doğru üzerine simetri alınacak noktaydı. P doğru üzerine bir nokta. U da doğrunun doğrultman vektörü. Yani şuranın hepsi aslında biliniyor. Yani bu formülden soruyu çok rahat bir şekilde ne yapabilirsin? Yapabilirsin. Bakalım şimdi. Bakın şimdi. Şimdi A 1 2 3 noktası. Bakın şimdi A 1 2 3 noktası. 1 2 3 noktası. Bu da D doğrusu. Ben A üssüyü bulmaya çalışıyorum. H diyelim. Şurada da bir P diyelim. P noktası doğru üzerindeyse doğruyu ne yapar? Sağlar. Mesela P'yi ne alabilirsin? 0 0 0 alabilirsin. 0 0 0 aldın. Peki bu doğrunun doğrultu vektörü nedir? 1 1 1'dir. Bu nasıl bulunduğunu biz biliyoruz zaten. O zaman ben artık her şeyi biliyorum. PA'yı biliyorum. PA ile U'nun çarpımı böyle U ile U'nun çarpımı çarpı U çıkan ifade artı 2P eksi A. 2P eksi A. P noktası belli. A noktası belli. U belli. Hepsini yerine yazdığında sana noktayı veriyor. Dikkat ederseniz bu diğerinden daha basit. Niye? Çünkü P'yi, A'yı, U'yu hepsini biliyoruz. Getirip ne yaptık? Formülde yerine yazdık. Benzer şekilde bakın R üzeri 4 uzayında artık formülü bildiğin için direkt getirip formülde yerine yazarsan mesela bu P noktası 1, 0, 0, 1. Bunu nasıl alıyoruz biliyor musun? Bak. Bunun üzerindeki bu noktayı biz aslında şöyle alıyoruz bak. Bunu lambdaya eşitliyoruz. X'i, Y'yi, Z'yi, W'yu çekiyoruz lambdaya göre. 2 lambda artı 1. Y eşittir lambda, Z eşittir 2 lambda, omega eşittir 2 lambda artı 1. Arkadaşlar, bakın bu lambdalı ifadelerin yanında bulunan şu değerler aslında bize bu doğrunun geçtiği bir noktayı veriyor. Bakın bu noktayı ne almış? 1, 0, 0, 1 almış. 1, 1, 0, 0, 1 almış. Bunu buradan yazıyoruz yani. Çünkü 1, 0, 0, 1 yazdığımda x yerine 1 yaz, y yerine 0, z yerine 0, omega yerine 1 yazarsan ne yapar? Bu doğru denklemini sağlar. Zaten bu nokta bu doğrunun üzerinde bulunabilmesi için doğrunun denklemini sağlaması lazım. Tamam. Yoksa olmaz. Ama normalde bunu ben şöyle de alabilirdim. Mesela ama tabi sağlayacak. Hepsi sağlayacak şekilde. 2 1 bölü 2 1 bölü 2 2 aldım. Bakın şimdi x yerine 2 yazdım. 1 bölü 2 oldu. Y 1 bölü 2 Z 1 bölü 2 omega yerine de 2 aldım. 1 bölü 2. Bakın ne yaptı? Bu da sağlam. Bu da doğru üzerinde bir noktadır. Yani bu şekilde düşünebilirsin yani. Benzer şekilde şöyle bir soru var. Bunu sizin yapmanızı istiyorum. Bu da aynı mantıkla bir soru. Değil mi? Yani doğrunun doğrultu vektörünü biz bulabiliriz. Doğru üzerinde bir noktayı da bulabiliriz. Mesela ben doğru üzerinde bir noktayı x'e 0 verirsem y'si ne oldu? X'e 0 verdim. Y'si eksi 2 oldu. Y noktası da 1,2 idi. Peki bu doğrunun doğrultu vektörünü ben nasıl yazarım?
Daha sade yazalım bunu. Y artı 2 bölü 3 eşittir x diyelim buna. Y artı 2 bölü 3 eşittir x de 1'e 2 oldu. Doğrultu vektörünü de biliyorum. A üssü eşittir 2 tane P A U U U çarpı U artı 2 P eksi A mıydı? Evet, eksi A'ymış. Yine de şey yapalım. Aynen. Eksi A. Şimdi geldim buraya. Bu A eksi P'dir. İki tane A eksi P A'dan P'ye 1, 4. 1 virgül 4 virgül U dediğim neydi? 1 virgül 2 bölü 1 virgül 2 virgül 1 virgül 2'nin iç çarpımı bu. Çarpı 1 virgül 2'nin kendisi. 1 virgül 2'nin kendisi. Artı 2 ile çarpıyorum P'yi. 0 eksi 4 eksi A da 1 virgül 2. 1 virgül 2. Şimdi şu ifadeyi düzenleyeyim. 2 çarpı. Şurası 1. 6 da burada 7 bölü. Şurası 1. 4 da burada 5. Çarpı 1 bölü 1 virgül 2. Artı şurayı düzenle. Eksi 1'e ne oldu? Eksi 6 oldu. Şurayı düzenleyelim. 14 bölü 5. 14 bölü 5 virgül 28 bölü 5. Artı eksi 1 virgül eksi 6. Şurayı bir sileyim arkadaşlar. Bir dakika. Şurayı. Şurayı istersen şöyle. Şuraya yazayım. 14 bölü 5 virgül 28 bölü 5 artı eksi 1 virgül eksi 6 dedik. Ne oldu? 9 bölü 5 eksi 30 eksi 2 bölü 5. Bu neymiş? Gerçekten A noktasının simetri olan nokta buymuş. Şimdi ben bunun sağlamasını yapalım. Mesela A üssü bölü 2 bize neyi verecek? A ile A üssünün toplamının yarısı bize H noktasını verecek. H noktası bakalım doğru denklemi sağlayacak mı? Şimdi toplayalım. 14 bölü 5, 14 bölü 10 virgül 14 bölü 10 virgül 18 bölü 5 tabii 2'ye bölüyorum 8 bölü 10 H noktası. Bu şimdi sağlayacak mı? Getirip yazalım yerine. X yerine bunu yazdım. Bize onu verecek mi? Bakıyorum şimdi. Y eşittir. X yerine yazdığımda bana Y'yi veriyorsa tamamdır. Çarp şimdi. 42 bir dakika 12 bir 42 bölü 10 eksi 2 desek 22 bölü 10 yaptı. Vermedi bana. Neden vermedi? Neden vermedi? Ona bir bakalım. Eksi 30 artı 2 eksi 2 bölü 5 9 bölü 5 14 bölü 5 14 bölü 10 8 bölü 5 8 bölü 10 H noktasını bulduk. H noktasını getirip yerine yazdığımızda çarpı 14 bölü 10 eksi 2. Buna bakalım tekrardan. Yani normalde sağlaması gerekiyor. Eğer bir yerde bir işlem hatası yapmadıysak PA vektörü A eksi P'ydi. X'e 0, Y'si eksi 2. A eksi P çıkarttım. Çıkarttım. 1 virgül 4. Bu da Y artı 2 bölü 3 dedik. Pardon. Y artı 3'müş. Burada işte Y artı 2 bölü 3 eşittir. Bu 1 virgül 3 olacak. Burası 1 virgül 3 olacak. Bura 3 olacak. Şura 3. 3. 3 olacak. Evet. Şimdi buradan bakarsak istersen şurayı şurayı bir düzenleyeyim de. Bir oradan bakalım. Evet. Şurayı bir düzenleyelim.
Tek tek bir bakalım oraya. Bakalım sağlayacak mı? Şimdi şunlar 3 arkadaşlar. Bakın şunlar 3. Şunları bir düzgün yazayım. 3, 3, 3. Şurası 3. 1,3 dedik. Şimdi 2 çarpı. Şurası 13 bölü. Şurası 1, 9, 10 çarpı. Şurası 1,3. Şuna şunu sadeleştim. 5 oldu. Şurası da artı eksi 1,6 oldu. Şimdi aslında ifade 13 bölü 5 virgül 39 bölü 5 artı eksi 1,6. Buradan da ne olur? 8 bölü 5 virgül eksi 9 bölü 5 oldu. Şimdi ben bu bulduğum benim A üssü. A ile A üssünün toplamının yarısı A üssü bölü 2 bize H'yi verecekti. Buradan da toplayıp yarıya bölersek birinci ile birinci bileşen 13 bölü 10 virgül topla 19 bölü 5 oluyor değil mi? 19 bölü 5 yarıya böl 19 bölü 10. Şimdi bu H noktası. Şimdi bakalım sağlayacak mı? Y eşittir. Yani 19 bölü 10'u bulabilecek miyiz? X'i yerine yazıyorum. 39 bölü 10 eksi 2'den Y ne oldu? 19 bölü 10 oldu. Yani bize neyi verdi? Y'yi verdi. Y'yi verdiği için demek ki bu noktanın A noktasının bu doğruya göre simetriği olan şu nokta A üssü noktasıdır. Yani bunu bulmuş olduk. Tabi bununla alakalı düzlemde mesela böyle bir formül de verilebilir. Bunu bilmenizi istiyorum ben sizin. Mesela bize burada şu AX artı BY, bakın bu nedir? U bunun doğrultmanıdır. Şu paralel olan doğru, yani şu bu doğrunun doğrultmanı da A ile B'dir. Çünkü çarpımları neyi verecek? Eksi 1'i vereceği için. Yani aslında doğrunun doğrultusu eğimidir düzlemde. Bu mantıkla bu neyi yazdı? Tabi burada neyi yazdıktan sonra, bu işlemlerin hepsini yaptıktan sonra biz A üssünün koordinatlarını şu şekilde elde ediyoruz düzlemde. Tabi burada bununla ilgili bir tane sorumuz var. Mesela şu doğru denkleminde A 3 B eksi 1'dir. Getirip burada şunun içinde hepsini yazdığında ne oluyor? Tabi bu noktada x0, y0 noktası değil mi? x0, y0, a, b hepsini biliyoruz. O zaman ne oldu? Noktanın koordinatı 8 bölü 5'e 9 bölü 5 oldu. Az önceki soru. Bakın bu teorem kullanılırsa şu y eşittir x'de a'sı 1, b'si 1 getirip yerine yazdık. Buradan da a üssünün koordinatlarını bulduk. Benzer şekilde bu soru aynı mantıkla yapılabilir. Bu da aynı mantıkla yapılabilir. Düzlemde çalıştığım için formülde getir bir yerine yazacaksın. Burada da farklı bir yolla, yani farklı bir yol dediğim burada yine aynı o düzlemde olduğu için o formülde A yerine 2, B yerine eksi 1, burada x0, y0 noktası getirip yerine yazıp ne yapmış? T noktasını bulup buradan da ifadeyi doğrunun simetri olan noktanın koordinatlarını bulmuş. Şimdi bir doğruya göre simetri olan burada kalalım arkadaşlar. Gelecek dersimizde görüşmek üzere.